Dikkat! Pazar yerlerini en çok meşgul eden, satıcıları da en çok nefret ettiren ve bunaltan, para kaybettiren konu suspend. Evet, Amazon, Etsy, diğer pazar yerleri, belki Türkiye'deki Trendyol bile. Arkadaşlar, suspend yani bazı satıcıları kara listeye alıyorlar, kontrole çekiyorlar. Bunlar bizim başımızı ağrıtan şeyler maalesef. Şimdi size vereceğim tiyolarla birlikte bu suspend problemini hayatından çıkart ve rahatça suspendsiz bir şekilde satışlarına devam et. Herkese selamlar. Ben Mert Tancer. E-İhracat Türkiye'nin kurucusuyum. Arkadaşlar bugün size harika fikirler vereceğim. Harika şeyler öğreteceğim. Bu suspend problemini artık hayatımızdan çıkartmamız lazım. Çünkü pazar yerlerinin politikaları gün geçtikçe yükseliyor, daha farklılaşıyor. Doğal olarak bunlardan etkilenmememiz lazım. Eğer bunlardan etkilenirsek dükkanımız kapanır ve biz de mutsuz oluruz. Bir gün böyle uyanıyorsunuz, orada paranız var, satışınız var, bugün kaç satış yapacağım diye yola çıkıyorsunuz ama bir anda bir bakıyorsunuz hesabınız kapatılmış veya listeniz kapatılmış, kızağa çekilmiş. Bu gerçekten Allah kimseye yaşatmasın, çok berbat bir şey. Bunu herkes yaşamıştır ama önemli olan bunu hızlı bir şekilde bertaraf edip listeyi açtırmak, mağazayı açtırmak, paralarımıza ve satışlarımıza tekrardan kavuşmak. Bu suspend konusu zaten biliyorsunuz, hesabınızı ilk açtığınız zaman da karşımıza çıkıyor. Biz hesabımızı açarken veya hesabımızı açtıktan sonra Amazon hesabımızı doğrulamadıysa ne oluyor? Bir anda bize bir doğrulama e-maili, doğrulama mesajı geliyor. Bu noktada bize düşen şey Amazon'un istediklerini veya pazar yerinin istediklerini harfiyen yerine getirmek. Çünkü yaptığınız en ufak bir yazım hatasında bile Amazon size uyarı gönderebiliyor. Biz zaten akademimizden destek alan kişilere birebir bu konuda yardımcı oluyoruz ve Amazon hesaplarını sorunsuz bir şekilde aktive ediyoruz. Biliyorsunuz ki Amazon'un kurallarına göre siz Amazon'un politikalarına harfiyen uyup ona göre ürünleri satmak, listelemek zorundasınız. Rakip satıcılar devamlı sizin ürününüzün orijinal olmadığı, sizin ürününüzle alakalı bazı trikler, tiyolar yapıp, numaralar yapıp Amazon'u devamlı size karşı pozisyonlandırabiliyor ve bu devamlı yaşanıyor aslında. Amazon sizden devamlı ürününüzün orijinalliğiyle ilgili, ürününüzün marka tescilliyle alakalı satış haklarının sizde olduğuna, satış yetkilisi olduğunuza dair devamlı belgeler, bilgiler isteyecek. Ama siz ne yapacaksınız? Bunu önceden alacaksınız, hazırlayacaksınız. Eğer bunu satın aldığınız aracı veya satın aldığınız distribütör veya ana imalatçı eğer size bunu sağlamıyorsa bu üründen uzak duracaksınız. Ama doğru olan şey bu ürünleri satın alırken satıcıdan da bunları almak, cebe koymak. Amazon istediği anda bir an önce bunları Amazon'a hemen göndermek. Şimdi bu suspend konusu hem Etsy'de hem Amazon'da o kadar böyle gündemde ki bütün satıcılar tedirgin. Adam hiç hayatında suspend'in sağından solundan geçmemiş, gündemi suspend. Yani bunlar maalesef şu anda inanılmaz gündemde arkadaşlar. Amazon sizden bir anda istediği belgeyi ister. 2-2 daha 4 eder. Bu çok normal. Amazon istediği anda veya pazar yeri istediği anda istediği belgeyi, bilgiyi ister. Siz de bunları hazır tutacaksınız. Ne isteyecekleri zaten belli. Amazon istedi veya pazar yeri bir belge istedi sizden. Hemen şak diye yollayacaksınız. Bir kere hemen bu suspend'i, şu buyu çözer. Bir belge istendiği zaman günlerin geçmesi çok sağlıklı bir şey değil. Amazon her zaman bu belgeleri siz hazır tutuyorsunuz diye düşün. Çünkü zaten sözleşmesinde de Amazon'un, Amazon University'de bunlar söylenmiş, bunlar yazılı şeyler. Amazon'un en korktuğu şey sahte satıcılar. Amazon'un en korktuğu şey müşterisini memnun etmeyen satıcılar. Bunlar da çok doğal. Sizden kredi kartı doğrulaması da isteyecek. Sizden hesap doğrulaması da isteyecek. Bazen bankanızdan bazı evraklar isteyecek. Çünkü Amazon ister ki parayı doğru kişiye yollayayım. O da orada vergisini ödüyor, pozisyonda olsun. Tabii biz Amazon'da çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Biz suspendlerde çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz ve bu işleri çözüyoruz. Ama tabii nasıl yapıyorsunuz diye soruyorlar. Bak ben bir daha söylüyorum. Hızlı hareket ediyoruz. Yani bir tane projeyi aldık mı hızlı bir şekilde konsantre olup onu çözüyoruz. Ama bunu çözmek için de bir an önce o firmadan veya kişiden diyoruz şu belgeleri bize ne olursa olsun ver. Çünkü Amazon'un isteyeceği belgeleri çok iyi biliyoruz. Amazon bazen aylar sürüyor. Okey çünkü işte release edilmesi gereken, gönderilmesi gereken, geri iade edilmesi gereken paralar falan oluyor.
Bunları çözüyoruz. Bundan sonra zaten Amazon hesabının çözülmesi çok kolay. Şunu da yapın mutlaka kendiniz. Bütün Amazon'un size gönderdiği bu yazışmaları yapay zekadan ez cümle ne demek istiyor şeklinde bir taratın. Belki orada kaçırdığınız bazı şeyler vardır. Biz sırf bunu yaptığımız için çok enteresan hesapları açtık arkadaşlar. Açılamaz denilen. Çünkü iyi okunmamış. Herkes diyor ki mesela özellikle mağazanın sahibi bizi çok yanıltıyor bu konuda. Ya işte Amazon bizden şunu 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 istedi nokta. Hayır, başka bir şey daha istemiş. Onu göndermediğimiz için zaten açılmıyor. Arkadaşlar bu konular çok çok önemli konular. Yapay zeka noktasında buradan çok faydalanın ve o e-mailin ne demek istediğini çok iyi anlayın. O zaman iş çözüme doğru yaklaşıyor. Sizleri çok seviyorum. Etsy ile alakalı, Amazon'la ilgili suspend olmuş veya bunun gibi bazı şeyler varsa aşağıya yazın suspend. Neden oldunuz? Bize özelden de yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu videoyu likelamayı, altına da yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bye bye.